UNESCO geçtiğimiz hafta Musul'daki Meryem Ana Kilisesi'nin inşasına başlandığını duyurdu. IŞİD saldırıları öncesinde Irak'ın en büyük ikinci şehri olan Musul, 2017 yılında koalisyon güçleri tarafından kurtarıldı. Musul kentinin kalbinde yer alan 1800'lü yıllarda inşa edilmiş Al Sağ Kilisesi, Fransa İmparatoru 3. Napolyon'un eşi tarafından saat hediye edilmesinden dolayı saat kilise olarak da bilinir. UNESCO, kilisenin her zaman bölgenin ikonik simgelerinden biri olarak kabul edildiğini belirtti ve şu açıklamalarda bulundu. Kilisenin restorasyonu yalnızca kültürel miras açısından değil, aynı zamanda kentteki çeşitliliğin bir ifadesi ve yüzyıllar boyunca farklı dini grupların birlikte huzur içinde yaşayacağı bir sığınak olması açısından da önemlidir. Uluslararası Hristiyan Kuruluşu ise Alsaha Kilisesi'nin Musul'da Hristiyanlığın tarihsel varlığını temsil ettiğini, kilise binasının mimari değer taşıdığını da belirtti. Bu mimari ve kentsel özellik insanların zihnine, şehrin anısına ve tarihine kazınmış, kültürel çeşitliliğin ve barış içinde birlikte yaşamanın simgesi olmuştur açıklamasında bulunuldu. Restorasyon projesi geçtiğimiz Ekim ayında UNESCO ve Birleşik Arap Emirlikleri İşbirliği ile Musul ruhunu yeniden canlandırma girişimi kapsamında duyuruldu. Proje, IŞİD tarafından zarar verilen Musul'un tarihi yapılarını yeniden inşa etmeyi amaçlıyor. Geçtiğimiz Ekim ayında projenin bir parçası olarak kabul edilen Altahira Süryani Katolik Kilisesinde de restorasyon işlemleri yapıldı. Proje aynı zamanda bir müze ve anıt sitesi inşasını da içeriyor. UNESCO ve Birleşik Arap Emirlikleri ortaklığı, Arap ülkelerinin son yıllarda dinler arası diyaloğu destekleme çabalarının bir parçası olarak ortaya çıktı.